ama takip cihazlarının, tabii takip cihazlarının belli bir şeyi var, programı vardır. O bittikten sonra kesitler elde edilir. Ondan sonra da mikroskop altında tanı verilir. Evet. Yani en hızlı şekilde bu sonuçlar verilmeye çalışılırken en doğru şekilde, tabii olayın bir de psikolojik kısmı da var tabii. Hani Evet. hastaların, özellikle biraz önce söylemiştiniz, hani insanı seven biri olmalıdır hekim. Tabii. Zaman Dolayısıyla ayıracak, özverili bulacak, kendi özel işinden feragat edip bu şekilde de zaman ayıracak. Evet. evet. Hocam, patoloji dedik. Tabii programın başında da söylemiştim. Tabii çok gururlanmıştık. Gazetelerde, haberlerde görmüştük Kıbrıs'ta. Dünya Patoloji ve Tıp Laboratuvarları Birliği Başkanlığı'nı Evet. yürütmüştünüz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Neler, ne gibi aktiviteler oldu o dönemde? Bizi çok güzel temsil ettiniz ve tabii bu bizim için çok büyük bir gurur. Bağlı olduğumuz fakültenin kurucu dekanının böyle bir dünyaca ünlü bir birliğin başkanı olması. Neler oldu o dönemde? Ne gibi aktiviteler yapıldı? Gerek kongreler açısından, gerek akademik diğer aktiviteler olarak. Evet, tabii. Önce hekim kimliğimle konuşmak isterim. Biz hekimler sadece hangi dalımızsa, uzmanlık dalımız, onun koşullarını yerine getirmekle kalmamalı. Bilimsel çalışmalarımıza da ağırlık vermeliyiz. Kendi meslek kuruluşlarımıza üye olmalıyız. Kendi dallarımızın derneğinde veya derneklerinde aktif rol almalıyız. Evet. Tabii bu da usta çırak işidir. Benim rahmetli hocam Profesör Doktor Behzat Önal Ankara Patoloji Derneği Başkanı iken Ankara Patoloji Derneği Dünya Patoloji Birliği ve Tıp Laboratuvarları Birliği'ne üye oluyor. Bu dediğim 91'li yıllarda. Evet. Sonra hocamız rahatsızlandı ve de kaybettik. Ama onun yetiştirdiği bir eleman olarak ben dernekte de aktif görev aldım. Meslek derneğimde işte yönetim kurulu üyesi, genel sekreter derken ikinci başkan, başkan oldum. O arada da Dünya Kongresi'ne katıldık. Sonra Dünya Kongresi'ne aday olduk. Paris, Versailles'de yapılan bir kongreye. 1997 yılında olsa gerek. Orada o zamanki başkan Japon Tadashi Kawai'dı. Böyle kocaman madalyalarla falan çıkardı. Bizim için bir rüyaydı. O madalya daha sonra 2011 yılında bana Size kısmet takdim oldu. edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde yapılan Dünya Kongresi'nde. Ama o madalya nasıl benim boynuma takıldı? 8 yıl ben şeyde Dünya Patoloji ve Tıp Laboratuvarları Birliği'nde World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine yönetim kurulu üyesi oldum. Oraya nasıl girdim? 2005 yılında Zonguldak Karayelmas Üniversitesi'ndeki dekanlık dönemimde Dünya Kongresi'ni yaptım İstanbul'da. Ama bu Dünya Kongresi benim isteğimle de olmadı. Buna da Vasfam karar Evet. verdi Türkiye'de Dünya olması için. Patoloji Birliği. Geldiler, gördüler Türkiye'de her şey güvenlik içinde mi, Evet. nasıl oluyor, nasıl gidiyor diye değerlendirdiler. Ben de Paris, Versailles'da işte Türk lokumlarıyla gittim. 60 delege vardı. House of Representatives toplantısında. Tadashi Kawai'yi daha önce Türkiye'ye davet ettim. Bizim patoloji kongrelerinde konuşma yaptı. Daha sonra biyokimyacılardan rica ettim. İstanbul'da o kongrede panelist oldu. Böyle el birliğiyle bir kere onda itimat duygusunu geliştirdik. Ama o yıllardan sonra Türkiye birçok dünya kongrelerine, Avrupa kongrelerine ev sahipliği yapmıştır. Evet. Onların içine kapalı bir toplumduk. Türkiye bilimsel olarak da kapalı bir toplumdu. Onların içine invaze olmak lazım, tanıtmak lazımdı. Böyle böyle diğer dallarda da bu gelişti. Hazırlık Yani Dünya aşaması Kongresi önemli. Evet. Başkanlığımdaki yapılan İstanbul'daki o kongreyi
2005, 27-30 Mayıs tarihlerinde çok çok beğendiler. Her gece bir aktivite bir şey. Kültürel aktiviteler de çok önemlidir. Biyokimya ve patoloji dernekleri birlikte yaptık. Oradan da sen çok başarılıydın, illa yönetim kurulunda ol dediler.